Basın mensupları yeni yılın bu ilk basın toplantısında hepinizin yeni yılını tekrar kutluyorum. Sağlık, sıhhat dolu bir mutluluk, başarı dolu bir e, yeni yıl diliyorum hepinize. Bugün ilk merkez bu yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın gündeminde bugün açıklanan enflasyon verileri milleti gerçekten bunaltan Hayat pahalılığı, ağırlaşan ekonomik kriz, kamudaki liyakatsizlik, derinleşen devlet krizi ve bunun sonucunda şu anda içinden geçmekte olduğumuz büyük buhran vardı. Ee, hafta sonunda Somali'de bir Türk firmasına yapılan bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız da dahil hayatını kaybedenler oldu. Bu saldırı sonunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Terör insanlığa karşı bir suçtur. Hiçbir sebep terörü haklı gösteremez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü terör eylemini lanetledik, lanetlemeye de devam edeceğiz. Bu hafta sonunda Elazığ'da gerçekleşen deprem nedeniyle önce Elazığlılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl Elazığ'da bir deprem acısı yaşamıştık. Aradan geçen bir yılda depremzedelerle ilgili alınan önlemleri yerinde incelemek üzere Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç Başkanlığı'nda 30 milletvekilimiz bu hafta Elazığ'a hareket edecekler. Değerli basın mensupları, 2020 yılının son basın toplantısında 2021 için iyi dileklerde bulunmuş. Yeni gelen yılın sağlığa, umuda, güzelliklere vesile olmasını dilemiştik. Ancak daha yılın ilk günlerinde huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini gördük. Saray siyasetinin iki temel ayağının bu yılda ısrarla sürdürüleceği anlaşıldı. İlki milletin refahını değil borcunu arttır. İkincisi milleti ortadan ikiye böl. Böylece borçla, nefretle, kinle milletin fakirliğini, fukaralığını ve yarın korkusunu yönet. Oysa bu toprakların hamurunda kin ve nefret yoktur. Bu toprakların hamurunda bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil diyen Yunus Emre vardır. Bağış kine merhemdir diyen Mevlana Celaleddin Rumi vardır. Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzeredir diyen Hacı Bektaşi Veli vardır. Kalbini kapı, kapını alt, alnını açık tut diyen Ahi Evran vardır. Siyasette mücadele, münakaşa, rekabet tabii ki olur. Ama sonunda milletin meselelerinin istişareyle, müzakereyle çözülmesi asıldır. Kin, nefret ve gözü dönmüştük bu topraklara, bu toprakların öz kültürüne yabancıdır saray milletin kendisine vereceği notu anketlerde görmeye başladıkça sandıkta kendisini milletin nereye göndereceğini idrak ettikçe artık Babu hükümetten toparlanıp gitme vaktinin geldiğini gördükçe şirazesinde iyice çıkıyor. Bir cuma namazı çıkışında dilinin zembereği yine boşaldı. Koltuğunu koruma hırsıyla milletimizin değerlerini kaşıyıp kanatarak partimizde siyaset yapan kadın üyelerimize yöneticilerimize kendi partisine oy vermedikleri, kendi partisinde siyaset yapmadıkları için vitrin mankeni dedi. Ne demiş atalarımız? Testinin içinde ne varsa ağzından da o dökülür. Sarayın kibirlisi kadınlara yönelik bakış açısını bundan önce de pek çok defa ifşa etmişti. Biz bu aşağılayıcı dili ilk defa duymuyoruz. Bu ne ilki öyle gözüküyor ki ne de sonuncusu olacak. Oysa bu cumhuriyet kadınlara yönelik ayrımcılığı daha baştan reddederek kurulmuştur. Cumhuriyetimiz millet erkek ve kadından oluşur. Mümkün müdür ki toplumun yarısı toprağa zincirlerle bağlıyken diğer kısmı semaya yükselebilsin diyen büyük bir liderin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kuruldu. Bana oy vermeyen, benim partimde siyaset yapmayan kadın vitrin mankenidir diyen bu zihniyet şimdi çıkmış 2021 yılında reform yapacağını söylüyor. Bu kafayla yapılacak reforma da uygulamaya da kimse inanmaz. Kadın cinayetleri son yıllarda katlanarak arttıysa nedenleri işte bu barbar zihniyette aranmalıdır. Son 12 yılda 3485 kadın cinayete kurban gitti. Şüpheli kadın ölümleri bu rakama dahil değil. Kadını vitrin mankeni olarak görenler bu dışlayıcı dilin sahipleri kadın cinayetlerini engellemek için tedbir alır mı? Alabilir mi? Almadığı gibi kendi imzaladıkları kadına, çocuğa yönelik her türlü şiddeti engellemeye dönük esasları içeren İstanbul Sözleşmesi'ni bile tartışmaya açtılar. Bir kez daha söyleyeyim. Kendinize gelin. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Barbarlık yapmayın. Hiçbir kadın vitrin süsü değildir. Kadın erkek eşittir. Siyaset yapmak kadının da erkeğin de herkesin hakkıdır. Biz şimdi Cumhurbaşkanı kolduğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın Cuma namazı çıkışında gönlünü kırdığı bu ülkenin tüm kadınlarından samimi bir özür dilemesini, helallik istemesini bekliyoruz. Madem Erdoğan vitrin mankeni konusunu açtı, o zaman kendi vitrinine bir bakalım. Vitrinlerinin en nadide köşelerinden birinde yolsuzluktan aklanmamış, bakara makara diyerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kelamıyla dalga geçmiş bir eski bakan. Şimdi bu ülkenin büyük elçisi olarak arıza endam ediyor. Vitrinlerin bir başka köşesinde 17-25 Aralık sonrasında Pensilvanya'ya gidip FETÖ elebaşısıyla görüşen Zaman Gazetesi'nin ortağı olan iş adamı Katar'la anlaşma masasında devlet protokolünde oturtuluyor. Yine vitrinlerinin tam ortasında Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atadıkları sahte diplomalı pehlivan var. Havlusunu da bir dönem FETÖ kumpaslarının baş savunuculuğunu yapan bir AK Parti Grup Başkan Vekili tutuyor vitrinlerinin bir, bir diğer köşesinde bu milletin iffetli analarına küfredip, milletin vergilerinden, milletin geçmediği tünelin, köprünün, yolun, uçmadığı havaalanının dolarla, avroyla garantilenmiş ücretini salgın falan dinlemeden cebe indiren havuz müteahhitleri oturuyor. Yine vitrinlerde bilim yuvası olması gereken üniversitelerde, yetkili kurallarda seçilip seçilmediğine bakılmadan, liyakati değil, sadakati dikkate alarak, rektörlük makamına oturtulan eski milletvekilleri, milletvekili adayları bulunuyor. İşte milletimizin sizin vitrininizde gördüğü bunlar Sayın Erdoğan. Milletimizin bu vitrine verdiği notta belli. ilk sandıkta size yerinizi gösterecek, bu vitrin değişecek. Değerli basın mensupları, sarayın millet için söyleyecek bir sözü yapacak bir şey de kalmadı. Saray çürümüş, metal yorgunu, şimdi ülkeyi içine düşürdüğü Buhranın üstünü rakiplerine çamur atarak örtmeye çalışıyor. Oysa bu milletin gündemi belli. Bu ülkenin insanı işsizlikle boğuşuyor. Yoksullukla boğuşuyor. Pazar tezgahlarında kalanlardan günlük rızkını çıkarmaya çalışan yüz binlerce yurttaşımız var. Çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayanlarla beraber işsizlerimizin sayısı 12 milyonu aşıyor. Gençlerimizin bu ülkede bir hayat kurma umudu her geçen gün biraz daha azalıyor. İşsizler perişan, çalışanlar da yoksulluğun pençesinde. Asgari ücret ortalama ücret olmuş. Millete açlık sınırında, yoksulluk sınırının kat kat altında bir asgari ücret bu saray hükümeti tarafından layık görülmüş. <laughs> Ülke yabancı yatırımcı için hukukun üstünlüğüyle, teknolojik altyapısının cazibesiyle bir çekim merkezi olamıyor. Bir buçuk milyar avroluk Volkswagen yatırımı ülkeden kaçıyor. Bunu gören Sanayi Bakanı da kaybeden Volkswagen olur diye sarayı teselli ediyor. Ama öbür taraftan Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım ofisi uluslararası yatırımcıya suna suna uygun maliyetli iş gücümüz var buyurun diyor. Çok açık söylüyor. Bu ülkenin çalışanları sefalet ücretine mahkum edilemez. Değerli basın mensupları, bu hükümette yokluk ve hayat pahalılığı olağan hale geldi. Memlekette kuraklık var ama doğalgaz, elektrik, köprü, otoyol, zamlar sağanak oldu, milletin başına yağıyor. Elimize attığımız her şey ateş pahası. Dünyanın en pahalı köprü ve otoyolları bizde. İstanbul'dan İzmir'e uçakla gitmek, İstanbul'dan İzmir'e otoyoldan gitmekten daha ucuz hale geldi. Bugün 2020 enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,25, yıllık enflasyon yüzde 14,6 olmuş. Türk lirasının kur sepeti karşısında yüzde 24 değer kaybetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunun yüzde 27 büyüdüğü, para arzının yüzde 37 genişlediği bir yılda enflasyonun yüzde 14,6'da kaldığına inanmak çok zor. Bağımsız ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma grubu Aralık enflasyonunun yüzde 4,1, 2020 enflasyonunu ise yüzde bir daha tekrarlıyorum yüzde 36,7 olduğunu açıkladı. TÜİK enflasyonuyla ekonomistlerin hesapladığı enflasyon arasında dağlar var. Şimdi çıkmışlar memura ve memur emeklisine vere vere yüzde 7,36 zam vereceklermiş. İşçi ve esnaf emeklilerine verdikleri zam ise sadece yüzde 8,36. Buradan açıkça söylüyorum. Bu kul hakkı yemenin daniskasıdır. Bir yandan havuz müteahhitlerine gidecek köprü ücretlerine yüzde yirmi altı zam yapacaksınız. Onların cebine gidecek köprü ücretlerine. Yine milletin bundan geçme, bunlardan geçmemesi halinde bu köprüler ve otoyollar için vergilerden ödenecek garanti ücretlerini dolara avroya endeksleyecekseniz Sonra da memura ve emeklinin maaşına gelince komik zamlar vereceksiniz. Asgari ücreti de 3100 lira bile yapamayacaksınız. Enflasyon rakamlarını makyajlayarak milletin çoluğunun çocuğunun rızkına maaşına el uzatan bir iktidar iki cihanda da iflah olmaz. Gerçek enflasyonun yüzde 14,6'dan çok daha yüksek olduğunu Vatandaşlarımız zaten iliklerine kadar hissediyor. Kış aylarındayız. Son bir yılda kışın mutfakta en çok tüketilen karnabaharın fiyatı yüzde yüz bir. Ispanağın fiyatı yüzde seksen dört. Yumurtanın fiyatı yüzde seksen iki. Portakalın fiyatı yüzde yetmiş bir. Pırasanın fiyatı yüzde altmış dört artmış. Ama memura emekliye gelince yüzde yedi yüzde sekiz zam. İnsaf nerede kaldı? TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile dünya üzerinde en yüksek enflasyona sahip 15 ülke arasına girdik. Avrupa'daki en yüksek enflasyon da bizde. Enflasyonda aynı ligde yarıştığımız ekonomiler Liberya, Nijerya, Etiyopya, Zambiya, Kongo böyle gidiyor. 2020 için açıklanan bu enflasyonla OVP'nin yüzde beşlik enflasyon tahmini de çökmüş olduğu hem de öyle böyle değil tahminden yüzde 39 saptı şimdi bunun hesabını kim verecek Peki bu artık geçersiz olan enflasyon tahminiyle hazırlanan bütçeye kimler inanacak kime yön verecek bu bütçe milletimiz 2021'e yüksek, yüksek yüksek enflasyonun yanı sıra düşük büyüme düşen milli gelir, yüksek cari açık, yüksek dış borç yükü, yüksek bütçe açığı, eksi bakiye veren döviz rezervleri, yüksek faiz ve aşırı dalgalanan döviz kurlarıyla giriyor. Ekonomide kötü yönetimin faturası askıda ekmek olarak vatandaşımızın sırtına yükleniyor. Yönetenlerin hataları bizim cebimizi boşaltıyor. Kibir tutsakları saraylarındaki çalgılı türkülü eğlence masalarından kafalarını kaldırıp vatandaşa baktığında sizlere 2825 lira asgari ücret, sizlere kuru ekmek yeter diyor. Çünkü milletin sesini duymuyor, halini görmüyor. Şu salgın döneminde başka ülkelerdeki hükümetler esnafının arkasında kapı gibi durdular. Esnaf gelir olarak, ciro olarak ne kaybettiyse onu telafi ettiler çalışanların ücretlerini, kiralarını devlet üstlendi. Bizdeki saray hükümeti ise vatandaşlarımıza destek olmak yerine faiziyle borç verdi. Aslında biz bu dönemde yaşananları adeta bir dünya savaşına benzetmiştik. Bütün ülkeler bunu görüp buna göre hareket ediyor demiştik. Salgın bittikten sonra esnaflarımızın Of işletmelerin yeniden hızla faaliyete geçmeleri geçebilmeleri için mahrum kaldığı geliri borç olarak değil doğrudan gelir desteği olarak verin dedik. En sonunda o da 3 aylığına esnafa günlük 33 lira destek vermeye razı oldular. Ben buradan soruyorum. Günde 33 lira neye yeter? Esnaf bu 33 lirayla faturasını mı ödesin? Elektrik faturasını mı ödesin? Gaz faturasını mı ödesin? Su faturasını mı ödesin? Yanında çalışanın maaşını mı ödemişsin? Yoksa daha önce verdiğiniz birikmiş banka borçlarını mı kapatsın? Yandaşa gelince milyarlık vergi afları, vergi istisnaları, esnafa gelince günde 33 lira. O da sadece 3 aylık Bankalara borçlar aldı başını gitti. Son bir yılda toptan ve perakende ticaretle uğraşan esnafların bankalara kredi borcu yüzde 40 artmış. 400 milyar liraya ulaşmış. Otel, restoran, turizmle ilgili tesislerin bankalara olan borcu ise yüzde 50 artmış, 140 milyar lirayı bulmuş. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan aldığı borçlar ise yüzde 44 artarak 800 milyar liraya ulaşmış. Yani pandemide borcu borçla çevirip taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmışlar. Sadece vatandaşın borcu değil, ülkenin dış borcu da rekor kırmış. Ama dahası da var. Ekonomide çok önemli bir kırılganlık göstergesi olan vatandaşların, reel sektörlerin ve devletin borçlarının toplamının milli gelirimiz milli gelirimizi oranı da rekor kırmış. Tarihimizde ilk defa yüzde 125 seviyesine ulaşmış. Gelirimiz artık toplam borcumuzu karşılamıyor. Bu ekonomik iflasın ilamı noktasına geldiğimizi gösteriyor. Korkarım 2021'de en büyük ekonomik sorunumuz ödenemeyen borçlar ve bankaların bozulan aktif kalitesi olacak. Bankalarda yakın izlemedeki kredilerin 360 milyar liraya, takipteki alacak bakiyesinin ise 150 milyar liraya bulduğunu biz söylemiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası söylüyor. Yine özellikle kamu bankalarında takipteki kredilerin olağanüstü bir hızla arttığı Sayıştay'ın raporlarına dahi yansıyor. Çiftçi can çekişiyor, esnaf can çekişiyor, turizm can çekişiyor, millet can çekişiyor. Sadece bir internet sitesinde 1700 adet satılık otel ilanı var. Oteller bankaların üzerinde kalmaya başladı. Saray hükümeti ise kendi havasında. Ne milletin işini koruyabiliyor, ne yeni iş imkanları sunabiliyor, ne de çalışanlarımızı ve emeklilerimizi muhafaza edebiliyor. Eldeki son barutları da geçen yıl tükettiler. Kamu bankalarının kredi açmaya artık takati yok. Merkez Bankası'nın hini hacette kullanılacak ihtiyat, ihtiyat akçelerini de tükettiler. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar dolarlık rezervi buharlaştırdılar. Bunu sorduk, soracağız. Bu dövizler kimlere peşkeş çekildi? Ya 128 milyar dolar esnafa gitmedi. Gitse hali bu olmaz. Çiftçiye gitmedi, işçiye gitmedi. Peki bu para nereye gitti? Bu parayı kim verdi? Bunun hesabını kim verecek? Hala bir cevap yok. Değerli basın mensupları. Platon şöyle diyor. Bir hekim bedende kötü olanı atar, iyiyi bırakır. Bir zorba ise tam tersini yapar. Devlette de iyi olanları atar, kötüleri bırakır. Saray rejiminde liyakatsizlik, beceriksizlik devleti ahtapotun kolları gibi sarmış vaziyette. Liyakatin yerini saraya sadakat aldı. Dışişleri Bakanlığı, kamu bankalarının yönetim kurulları AK Partili mütekahit vekillerin arpalığı oldu. Hem de ne arpalık? En son Ziraat Bankası'nda yönetim kurulu üyelerine ait 3 milyon liralık harcamayı Sayıştay'dan bile saklamaya cüret etmişler. E bunlar da yetmeme, yetmezmiş gibi son günlerde üniversitelere de AK Partili kayımlar atanmaya başlandı. Ülkemizin göz bebeği bilim yuvası Boğaziçi Üniversitesi ayakta 1980 askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez bu defada saray vesayet rejiminde Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bir rektör atandı. Atanan kim? AK Partili bir milletvekili aday adayı. Biz bu rejime boşuna tek adam vesayet rejimi demiyoruz atanan kişi hakkında sahte Twitter'lara sahte tweet hesapları açıp trol gibi davranması mı dersiniz? İntihal yani akademik hırsızlık yapması mı dersiniz? Akademisyenlikle bağdaşmayacak pek çok iddia ve itham var. Ama geçmiş uygulamalardan biliyoruz ki saraya sadakat olduktan sonra rüşvet yemek, sahte diploma kullanmak, intihal yapmak, sarayın vitrine yerleşmek için hiçbir engel teşkil etmiyor. Adalet bunun neresinde? Millet soruyor ahlaki değerler, liyakat ilkesi, akademik özellik ve bilimsel özgürlükler nerede? Türkiye Küresel Akademik Özgürlük Endeksinde 144 ülke içinde 135. sırada yer alıyorsa dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesine tek bir üniversitemizi dahi sokamıyorsak gencecik beyinlerimiz arkasına bile bakmadan yurt dışına kaçıyorsa nedenleri işte bu zihniyette, bu anlayışta aranmalıdır. Şimdi Çin aşısı 11 Aralık'ta gelecek dediler. Gelemedi. Şu oldu, bu oldu derken aşının gelmesi Aralık sonunu buldu. Gelen aşılar da bir tek Çin'den. Bir kaynak çeşitlendirmesi yok. Ülke çeşitlendirmesi yok. Yerli aşı da Nisan sonuna yetişecek diyorlardı. Şimdi maşallah o tarihi ağızlarına bile almıyorlar. Onun yerine yeni moda Rusya ile ortak aşı üretmekten söz ediliyor. Kafalar çok karışık. Ama bu arada dünyada 50 ülke vatandaşlarını aşılamaya başladı. Aşısız geçen her gün insani kayıplarımızı daha da arttırıyor, canımızı yakıyor. Varada mutasyona uğramış virüslerin uğradığı 33 33 ülkeden biri de ülkemiz oldu. Tabii aşının bir de aşıda geç kalmanın bir de ekonomik maliyeti var. İhracatta, turizmde rakiplerimiz aşılamadan bizden önde koşarsa elimizdeki pazarları korumamız giderek zorlaşır. Artık her tarafı dökülen bu vesayet rejiminin bu ülkeye bir hayrı kalmadığı anlaşılmıştır. Bunu hep beraber yaşayarak görüyoruz. Değerli basın mensupları bu ülke büyük ülke. Milletimiz en büyük zorlukların üstesinden gelmiş büyük bir millet. Hiç şüphe yok ki bu ülkenin vatandaşları dünyada muasır medeniyetlerin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin çok çok daha üstünde, her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Ama bu iş bu yönetimle olmuyor. Çünkü artık köhneleşen, kokuşan, çürüyen, metal yorgunu bu hükümetin millete verebileceği hiçbir şey kalmadı. Bunun mevcut iktidarı sevmek ya da sevmemekle alakası yok. Yaşadıklarımız ortada. Bu ülke özellikle son iki yıldır yönetilmiyor. Devamlı patinaj çekiyor, savruluyor. Biz yarını, salgın sonrası yeni dünyayı, Türkiye'nin yeni normallerde hangi rolleri oynayacağını, üretim teknolojilerini, otomasyon ve istihdam politikalarını, refah devleti 3.0 tartışmalarını konuşmak durumundayız. Yüzümüzü yarına dönmek zorundayız. Bu ülkenin sunni gündemlerle kaybedecek bir dakikası dahi yok. Zaman ve fırsatlar bu yeni dönemde coşkun bir nehir gibi akıp geçiyor. Türkiye olarak acilen stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Adaleti ve demokrasiyi ayağa kaldırmamız, üretim ekonomisini yükseltmemiz, refahı hakça paylaşmamız ekonomik, mali ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak hızlı büyümeyi kalıcı kılmamız gerekiyor. Biz bunu yapabiliriz. 2021 Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede hakka, hukuka, adalete inanan, demokrasiden yana olanlarla birlikte iktidara yürüyeceği tek adam vesayet rejimi kabusundan sandıkla kurtulacağımız bir yıl olacak. Milletimiz büyük bir sabırsızlıkla beklediği sandıkta Saray iktidarına ve ortaklarına notunu verecek, saray sosyetesini ve yancılarını evlerine gönderecek. Milletimiz hazır, biz hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Efendim, üç sorum olacak. CNN Türk Televizyonu Mustafa Berber. Bunlardan ikisi Pınar Gültekin olayına ilişkin olacak. Bilindiği gibi Pınar Gültekin olayında. Ee, ...CHP Mula Milletvekili Süleyman Girgin'in aileyle konuştuğu, babayla konuştuğu söylenmişti ve HTS kayıtları istenmişti. Buna ilişkin HTS kayıtları bugün MYK'da ele alındı mı? Son durum nedir? Bu konuya ilişkin ikinci bir sorum da e, ailenin yani babanın olduğu e, memleketi olan Bitlis'in Hizan ilçesinde... ...ilçe başkanı olay duyulmadan bir, birkaç gün önce görevden alındı. Bu görevden alınmada tartışmalara neden oldu ve baba o ilçe başkanıyla e, para isteme boyutuna kadar gelecek bir e, konuşmanın gerçekleştiğini söyledi. Hizan ilçe başkanı neden görevden alındı buna ilişkin sorum olacak ve son sorumda bugün eee İlker Başbuğ'un Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir röportajı var. Röportajda Menderes erken seçim deseydi 27 Mayıs darbesi olmazdı sözleri darbe iması olarak algılandı. Bu konuda partinizin görüşü nedir? Teşekkür ederim. Bir kere eee bu ilk bahsettiğiniz konu MK gündemine gelmedi. Ancak şunun bilinmesini isteriz ki genel başkanımız bu konularda son derece hassastır. Milletvekilimiz de yine bu meseleyle ilgili olarak çok net açıklamalarda bulunmuştur. Yarın da kendisi mahkemeye başvuracaktır. Çalışmaları devam ediyor. HTS ve ses kayıtlarını isteyecek. Sonra da suç duyurusunda bulunacaktır. Bununla ilgili detaylı açıklamaları da yarın kendisi yapacaktır. EHTS kayıtlarında durum gözüktüğü andan itibaren kendisiyle ilgili yalan yanlış iddialarda bulunan eğer ortaya çıktığında herhalde suç duyurusunda bulunacaktır. Evet. Ee, Hizan İlçe Başkanı'nın görevden alınması benim bilebildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili değil. Ama Hizan İlçe Başkanı'nın da bu konuyla ilgili hiçbir dahli olmadığını, onun da HTS kayıtlarını isteyeceğini ve gerekli e, mahkemelerde gerekli girişimde bulunacağı söyleniyor. Hepsini göreceğiz. Evet. <laughs> ee, şimdi e, diğer konuya gelince arkadaşlar biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Askeri ve sivil her türlü darbeye karşıyız. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Bu ülkede milli iradeye yapılacak olan askeri veya sivil her türlü darbeye karşıyız. Bunun imasını dahi kabul etmemiz mümkün değildir. 21. yüzyıldayız. Efendim bize yönlendirilen Hı. sorular oldu. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Dün sosyal medyada Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA hastası çocuklar için kullanılsın çağrısı yapıldı. Sağlık Bakanı ise bir açıklama yaparak kirli kampanya dedi. Sonrasında AK Parti yönetiminden de tepkiler geldi. Yapılan çağrıyı ve o çağrıya gelen tepkileri siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya bu ülkenin küçücük çocuklarının hayatı her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın yaşamı söz konusuysa bu mutlaka siyaset üstü kalması gereken bir konudur. Aileler perişan. Evlatlarının hayatlarını kurtarmak için seslerini ülke Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorlar. Ailelerin bir kısmı parasını ben bulacağım yeter ki izin verin ilaç gelsin diye mahkemeye başvurmuş. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararını vermiş. Yani bu mahkeme kararında şu mahkeme kararında ilacın uygulandığı bebeklerde olumlu gelişmeler gözlemlendi diyor. Ama bakanlık mahkeme kararını uygulamamakta ısrar ediyor. Sağlık Bakanlığı acılı ailelerin sesini kesmeye çalışacağına yavrusunu yaşatmaya çalışan insanların çığlığına kulak verirse o zaman görevini yapmış olur. Hasta çocuklar deney tahtası olmasın diyorlar. E tamam deney tahtası olmasın da bu çocukları kaybediyoruz. Ayrıca mahkeme kararlarına bile yansıyan ilacın olumlu sonuçlarının alınabildiğine dair bir takım görüşler de var. Evet. Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Sayın Fikri Sağlar başörtüsü açıklamasının ardından verdiği röportajda Kemal Bey bu olayı vesile ederek benden kurtulmak istiyor dedi. Sağlar'ın partiden ihracı gündemde mi? Şunu açıkça söyleyeyim. Yani ee, hiçbir partili Genel başkanımızın özel gündemini oluşturmaz, oluşturmamaz. Genel başkanımız partimizin genel politikalarını belirler. E partimizin tüzüğüne göre de genel başkanımızın belirlediği politikalar tüm üyeleri bağlar. Bu tüzükte kendini bağlı, bağlı his, hissetmeyenler de bunun gereğini yapmakta tabii ki özgürdürler. Evet efendim A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Demokrat Parti'nin 2023 seçimlerini tek başına girme kararı aldığı belirtiliyor. Yeni yol haritası kapsamında da ilk ziyaret Diyarbakır annelerine gerçekleştirilecek. Siz bu ziyareti ve Demokrat Parti'nin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası biz resmi kanallardan böyle bir açıklama duymadık. Gelmedi böyle bir açıklama. Ama tabii ki bir başka partinin iç işlerine de hiçbir şekilde karışmayız. Kararlarına saygı duyarız. Teşekkür evet teşekkür ediyorum arkadaşlar.